Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hümme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan, destekleriyle hazırlanan, sizlerden de beğeni ve yorum beklediğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu haber aslına bakarsanız, daha doğrusu bu video aslına bakarsanız baştan sona duyum. Transfer, hepsi var. Yalnız bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Subliminal duyumlar var. Yani üyelere direkt olarak verdiğimiz duyumlara, abone arkadaşlara birçoğu zaman şifreli olarak veriyoruz. Ne bileyim, burnumdan falan oynuyorum, öksürüyorum. Hani böyle bu şekilde hareketlerde bulunuyorum, bir şeyler içiyorum. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Özellikle kanalımızın yeni takipçileri. Kanarya'da stopere sürpriz aday girişimler başladı. Fenerbahçe transfer haberi. Luan Perez'in sakatlığındaki belirsizlik nedeniyle. Bakın arkadaşlar, Luan Perez'in sakatlığında belirsizlik melirsizlik hiçbir şey yok. Ya yok. Şimdi siz binanın kirişlerini, kolonlarını diktiniz. Hemen pimapen taktırayım der misiniz? Daha örülecek, bilmem sıvası var, boyası var, bilmem şusu var, busu var. Değil mi? Onların bir aşaması var. Bir dakika, bir bekleyin. Çok ciddi bir sakatlıktan çıktı bu futbolcu. Tam hazır olacak. Neyse. Bu belirsizlik nedeniyle stoper hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'da çalışmalar hız kazandı. Adana Demirspor'la Samet Akaydın transferi için görüşmelere devam eden Sarı Lacivertler sürpriz bir adayı daha listesine ekledi. Arkadaşlar, Samet Akaydın konusunda Mustafa Hocam, senin daha yeni takipçin olduk. Allah razı olsun kardeşlerim. Allah sıkıntınız varsa gidersin inşallah. Samet Akaydın konusunda senin fikrin, görüşün, duyumun nedir? Biz kaçırdık, ne bileyim, yeni geldik ya da. Arkadaşlar, Samet Akaydın herkesin söylediğinin aksine öyle 4 milyon euro, 5 milyon euro, 10 milyon euroya falan değil. Maksimum 2,5 milyon euroya olmasını planladığımız şey ise takas şeklinde. Diyelim ki dedim, yani en fazla şu olur ya, 4 milyon euro işte piyasa değeri ya da alınacak fiyat. 4 milyon euro yerine Bruma artı Lemos diye bir takas yapacağız. Yani Adana Demirspor futbolcu almış olacak. Biz de almış olacağız. Kasamızdan para çıkmamış olacak. Onların da kasasına girmemiş olacak ama futbolcu girmiş olacak. Biz yıllık ücretlerden, maliyetlerden kurtulduğumuz için şöyle olacak, böyle olacak. En fazla bu olur ama onun dışında maksimum 2,5 milyon euro. O da eğer işler, işlevler dediğimiz gibi giderse belli mi olur? Belki devre arasında sürpriz stoper aylıkları gerçekleşebilir demiştim. Hala da sözümün arkasındayım. Hala da durum bu. Flaş gelişme yaşanmış. Avrupa Ligi son 16 transfer çalışmaları başladı. Luan Perez'in sakatlığı stoper hattına iki takviye birden yapma planlanıyor. Samet Akaydın'ı almak istiyor. Bunun yanı sıra bir isim daha almak istiyormuş Fenerbahçe. John Anthony Brooks ismi gündeme geldi. Ki bir şey söyleyeceğim. Asıl transfer duyumları transfer sezonunun dışında oluyor, biliyorsunuz değil mi? Biz bunların hepsini detaylıca konuştuk arkadaşlar. Yani günde bir kez bile olsun videoları izleyen arkadaşlar, ki çoğu zaman bir video çektik günde ki kimse sıkılmasın diye, her şeyden haberleri oldu. Wolfsburg'da sözleşmesi bitecek. Sezon başında Benfica'ya imza atmıştı diyor. Portekiz ekibinde istediği süreyi bulamadı. 5 maçta 233 dakika sahada kaldı. Benfica ile sözleşme sezon sonunda sona erecek ve Portekiz ekibinde istediği şansı bulamayan Brooks'un sözleşmesini eline alarak Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelebileceği ifade edildi. Bilin bakalım menajerlik şirketi neresi? Tabii ki doğru, Rogon firması. ABD'li stoper kariyerinde Hertha Berlin ve Wolfsburg gibi önemli takımların formasını giydi. 29 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Brooks sezon başında da Fenerbahçe ile anılmıştı diyor. Sezonun ortasında da anıldı. Arkadaşlar bakın, bir stoperin Fenerbahçe'ye gelmesi için kriter 1. Bedava olması. 2. Hızlı olması. 3. Temaslı olması. Bedava mı gelecek? 2023'te bitecek sözleşmesi, yani yazın. 1.93 boyunda, 1.93'lük bir stoperin kolay kolay hızlı olması yani beklenemez. 5 maça çıkmış, 233 dakika, yaşı da 29. Geçtiğimiz haftalarda söylediğim üzere yine söylüyorum, beklemeyin. Böyle bir transferi asla beklemeyin. Hüsrana uğramayın. Fenerbahçe'den Güney Koreli yıldıza kanca Won Sang-yum.
Fenerbahçe şampiyonluk hedefliyor. Antalya'dan 3 puanla döndü. Derbi öncesi moral depoladı. Orta saha rotasyonu genişletmek istiyormuş. Bak. İlk defa uzun bir aradan sonra ilk defa orta saha haberi. Farkında mısınız? Bak, orta saha haberi. Uzun bir aradan sonra. Diyeceksiniz ki hocam orta sahaya niye bu kadar şaşırdın? Arkadaşlar şu anda bizim 5 orta sahamız var. Zayt'sin gidişi gitme işi karışık. Yani Fenerbahçe Antalya Spor'u Batshuayi'nin 2 golüyle yendi yenmesine ama yani şu anda kadroya orta saha gelebilir dediğim zaman birçok kişi şaşırıyordu. Güney Kore Ligi'nde Ulsan Hyundai forması giyen Wong Sang-yum. İlginç bir isim. Wong Sang-yum'u Fenerbahçe listesine almış. Transfermarkt'a girip arada sırada mutlaka bakın arkadaşlar böyle şeylere. Hani futbolcu 23 yaşında. Bak ben size Transfermarkt verisini okuyayım. Evet, Transfermarkt'a bakarak transfer yapılmaz. Transfermarkt sana her bilgiyi doğru vermez ama her şeyi de yanlış verecek diye bir şey yok. 6 Ocak 99 doğumlu, 23-24 olacak. Siz bu videoyu izledikten bir gün sonra. 1.71 boyunda sağ kanat diyor. Biz merkez orta saha gibi algılamıştık oluşsa. 1 milyon 100 bin euro piyasa değeri var. 1.71 dedik. Forvet sağ kanat oynayabiliyor. Solda da oynayabiliyor. Güney Kore Ligi'nden bir yere çıkmamış. Güney Kore Milli Takımı'nda 7 maçı var. Gol ya da asist yok. Alt yaş kategorilerinde çok oynamış ama 21 yaşa geçtiği için bir özelliği yok. Kariyerinde 112 maça çıkmış. 32 gol, 9 asist. Ben şunu söyleyeyim. Bir kanat oyuncusu aradığımız tam doğru değil. Bir merkez orta saha oyuncusu aradığımız doğru ama. Bak, dikkat, subliminal dedim ben videonun başında, uyardım. Dinlemediyseniz sizin hatanız. Bu arkadaşı da çok beklemeyin. Bakın 2022 yılında takımıyla 41 maçta süre almış. 15 gol, 5 asist yapmış. Yani 20 gollük katkı. İyi de Güney Kore Milli Takımı'nda hiçbir şey sağlayamamış. Paraguay ve Şili karşılaşmalarında birer asist yapmış. Wong Sang-yum'un güncel piyasa değeri 1.1 milyon euro. Takımıyla şampiyonluk yaşamış ve 11 gol atarak takımına önemli katkı sağlamış. Orta sahanın kanat mevkisinde forma giyiyor. Yani bana gelen bir bilgi yok. Evet, ilgilendiğimiz iki tane Güney Koreli var. Belki biri forvet, biri stoperdir ama bu arkadaşın adını ilk defa duydum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya. Juventus'un yıldızı bedelsiz gelecek. O Juventus'un yıldızı bedelsiz gelecek. Yani Fenerbahçe'ye Juventus'tan transfer. Of. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Son dakika transfer haberleri. Spor Toto Süper Lig şampiyonluk yarışı veriyor. Fenerbahçe, Galatasaray, flaş iddia. Serie A, Juventus. Arkadaşlar hızlı geçiyorum. Yani sıkılmayın diye. Devlerin mücadelesi nefes kesti. Teknik direktör Jorge Jesus'la bambaşka bir çehreye büründü. Şu kadar puanı var, şu kadar puan topladı. Liderlik, koltuk, Ülker Stadyumu karşı karşıya. 12 Ocak'ta devre arası transfer dönemi başlıyor. Transfer dönemi ve tescil dönemi. Yani transferi 12 Ocak'tan önce yapabilirsin ama tescilleyip 12'sinden itibaren oynatabilirsin. Bunu da belirteyim. Aynı isim gündeme aldığını duyurmuş. İtalyan medyasından Tutto Sports'a yer alan ve takvimin de oradan derleyip kullandığı habere göre Juventus'un Brezilyalı sol beki Alexandro'nun menajeri oyuncusunun sezon sonu bonservisiz transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la görüşme gerçekleştirdiğini söylemiş. Alexandro. Ulan bunu peste az mı alırdım be? Ben bunu peste az mı alırdım? Peste iyi oynuyordu. Ama tabii pesi de bozdular ya. Yani pesi de bozdular. Oynayası da gelmiyor insanın. Alexandro. 26 Ocak 91 doğumlu, 31 yaşında 32'ye girecek. 1.81 boyunda. Brezilya milli takımının 40 kez formasını giymiş. 2 tane de golü var. 4.5 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu. Sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek. 2015 yılında 28 milyon euroya alınıp epeyce İtalya'da ter döken futbolcunun bu sezon ligde 17 maçta 1 asisti var. 1018 dakikada arkadaşlar. Futbolcunun Brezilyalı olması bizim işimize gelir.
Ama yaşı ve Juventus'tan gelecek olması bence işimize gelmez. Gazetenin haberine göre 3 yıllık sözleşme istemiş. Her yıl için 2 milyon euro talep etmiş. Bir de imza parası istemiş menajeri. Sezon sonunda bitecek 4,5 milyon euro. Onların hepsini konuştuk. Şampiyonlar Ligi'nde 239 dakika süre almış. Gol ya da asist yok. Brezilya milli takımında 40 kez forma giyip 2 golü var. Atletico Paranense, Maldonado, Santos ve Porto gibi takımların formasını giyiyor. Yani Portekiz Ligi'nden Jesus muhtemelen tanıyordur yani onu söylüyor. Juventus kariyerinde 289 maç, 15 gol, 32 asist. Sol bek dışında stoperde de görev yapabiliyor. Biz bir kere Alejoski'den memnun değiliz onu belirteyim. Her ne kadar da bazı duyumcu arkadaşlar sözleşme uzatılacak deseler de sözleşme fesihine bile hazır olun. Onu söyleyeyim. İkincisi ya söğüş başka bir şeydir. Söğüşlenmek o da başka bir şeydir. Her kuşun eti söğüşlenmez. Onu da biliyoruz. Söğüş fiyatları aldı başını gitti. Her takımın söğüşe dikkat etmesi lazım. Bence mesaj alınmıştır. Sıradaki haber. Ve son haberimiz. Fenerbahçe'den sürpriz Emanuel Deniz hamlesi. Arkadaşlar bilenler bilir, bu kanalın müdavimleri bilir. Biz bu Emanuel Deniz'i 7-8 senedir, yok 7-8 değil de 3-4 senedir aralıksız transfer ederiz. Hatırlayın ya, Atırsızına benzeyen bir tipi vardı. MLS'deydi, oradan şey yaptıydı. Hatırlayın. Biz bu Atırsızın 2'de bir de Honduraslı olan bu değil miydi ya? Dur. Hocam haberden bakıp söylüyorsun. Yo vallahi bakmadım. Yani Honduraslı diye hatırlıyorum Emanuel Deniz'i. Tipi mi böyle şey gibi Wakanda'daki kralın tahtını çalan şey gibiydi. T'Challa'nın tahtını çalan emmisinin oğlu gibiydi tipi. Neyse biz haberi okuyalım. Transfer tahtasının açılmasına kısa bir süre kala sarı lacivertli yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Aferin transfer çalışmasını hızlandıran Fenerbahçe yönetimine. Pedro'nun sakatlığından hücum hattına takviye yapacak olan Fenerbahçe rotasını Premier Lig'e çevirdi. İşte transferin detayları. Premier Lig'de Championship'te değil miydi ya? Fenerbahçe 2-1 kazandı. Batshuayi sahne aldı. Portekiz'de ikinci devrede yoğun trafik. Pedro'nun ciddi sakatlık hücum attı. Nijerya basını sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya attı. Brila.net'in haberine göre Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın yıldız futbolcusu Emmanuel Dennis için, yok lan bu o değil miydi yoksa? Kimdi o ya? Bu o değil ya. Pardon. O kimdi ya? Ha, karıştırmışım ben. O Albert Ellis. Tamam, pardon. Bu Emanuel Ellis başka. Dur, bir dakika. Tabirler karıştı. Bir dakika. Emanuel Deniz başka. Emanuel Deniz'in de günahını aldık ya. Lan durduk yere elin Nijeryalı adamının günahını aldık. Şimdi Müslüman da değil, helalleşemeyiz. Bu Albert Ellis Bordo'da şu anda 2. ligde. 4 milyon euro piyasa değeri, 26 yaş, 1,85'lik kanat. Az da oynamış ha. 16 maç, 1 gol, 1 asist, 674 dakika. Çep hocam. Bu bize gelseydi siz çöpü görürdünüz. Bu değil. Biz Emmanuel Deniz'den bahsediyoruz. 12 milyon euroluk isim, piyasa değeri var. 25 yaşında, santrafor, 1,75 boyunda. Ha, özür dilerim, bunu da konuştuk biz. 1,75 boyunda deyince tamam. Hocam boya çok ilgilisin. Tabii ki de boya ilgiliyim çünkü bize pivot değil, koşucu forvet lazım. Savunma arkası koşusu yapabilecek. Gerekirse ya zaman zaman kanatlara inebilecek forvet lazım. Bunlardan biri. Şimdi bu Emmanuel Deniz 6 ay önce Watford, Ali Koç'un tabiriyle Watford'dan Nottingham Forest'a 15 milyon sterline gitti. Ancak 15 milyon sterlini karşılayamadı. Nottingham Forest Nijeryalı oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe'de Olympiakos'la birlikte talipmiş futbolcuya. Deniz'in Southampton karşısında kadroya alınmaması bekleniyormuş ve bu sezon Premier Lig'de 10 maçta görev aldı. Bir asist yaptı, bir gol attı. Başka bir şey yok. 30 Haziran 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Watford takımında forvet mevkisinde forma giyiyor. Emmanuel Bonaventure 15 Kasım 97 tarihinde dünyaya geldi. 1,75 boyunda, 67 kilo Deniz sağ ayağını kullanıyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bak, bir anlaşma yapalım sizinle. Bu arada toplam 2 asiste çıkartmış. Yani 1 gol 2 asist.
Bir de FA Cup'ta 60 asistine. 625 dakikada bir gol, 2 asist. Ben şunu söyleyeyim önce. Her yıldız futbolcu transferinde şu soruyu sorun. Niye bize gelecek? Niye hocam, biz şey miyiz ki? Cüzdanlı mıyız? Niye bize gelecek diye bir soru mu olur? Tabii ki gelecek. Ulan biraz Fenerbahçe. Hı? Falan demeyin. Geçiniz bu ayakları. Sana niye gelsin? Bize niye gelsin? Ya hocam sen de Fenerbahçe'yi amma kötüledin ha. Fenerbahçe düşmanı mısın? Bir de bu var. Canları sıkıldı mıydı hemen aforoz. Fenerbahçe düşmanı mısın? Böyle başlık mı atılır? Böyle video mu çekilir? Ulan sana niye gelsin? Bu adam Premier Lig'e bir kere gitmiş. Yapışmış oraya. O kadar piyasa değerli transfer olmuş. Sana gelmesi için 2 ihtimal lazım. Ya da 3 ihtimal lazım. Ya da 4 ihtimal. En güçlüsüne basarsın parayı, çat alırsın. İkinci ihtimal, herkesin verdiği maaşın daha yükseğini verirsin. 2. 2 ihtimal yok. Silin bunu. 3 ve 4. Dünyadaki takımlar gerizekalılaşmıştır. Kimsenin gözüne takılmamıştır bu futbolcu. Herkes aptaldır. Bir sen uyanıksındır. Bu ihtimal. Dördüncü ihtimal, sövüş. Her futbolcu için bakın. Piyasa değeri yüksek her futbolcu için. Abu Bakar için. Fazla para mı veriyoruz? Milletten daha mı fazla veriyoruz? Dünyadaki takımlar gerizekalı. Bir sen akıllısın. Sövüş. İşte Eden Hazard konuşuluyor. Dört madde. Düşünün ya. Haksızsam deyin ki hocam haksızsın ya. Bırak Allah'ını seversen, böyle bir yorum imkanı yok. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz falan deyin. Buyurun. Tam da dediğim gibi. Ya sövüş ya millet salak. Peki hocam, o zaman sana bir şey soracağım. Bizim yüksek bedel. Mesela biz Cao Pedro'yu yüksek bedelli aldık. Ne kadar faydalandık? Luan Perez'i yüksek bedelli aldık. Ne kadar faydalandık? Değil mi? Hadi. Hocam iyi de onlar sövüşe gelmedi. Adamlar sakatlandı. Lan adam sakat olduğunu biliyor. Bir, bugün mesela en çok bu araba satışlarında oluyor. Adam gidiyor sanayiye diyor ki ya şununu 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 gizle. Çıkmasın. Ya iyi de bir ay sonra ortaya çıkar. Ben bir ay içinde satarım arabayı diyor. Satıyor. Ahiretini de satıyor. Arkadaşlar bir arabada gizlediğiniz bir kusur yüzünden o adam kaza yapıp ölse, gitse ayvayı yediniz. Kurtuluş da yok. Gittiniz. Ömür boyu ona çalışacaksınız. Bu hani Allah'tan korkanlar için geçerli. Korkmayanlar için sıkıntı yok. Nasıl olsa her şekilde. Şeyde aynı şeyi futbolcuda da yapamazlar mı sizce? Yani Pedro'yu alıyorsun, alırken hazırlık maçında falan filan oynuyor, gol mol atıyor. Fenerbahçe'ye geliyor, sakatlanıyor. Sizce de bir enteresanlık yok mu? Ha, Luan Perez'in ki gitti direğe çarptı. Çok ciddiydi. Luan Perez'in kaslar falan kopabilirdi. Bu da ayrı bir mesele. Yani Allah bir daha yaşatmasın. Böyle bir durum. Bütün futbolcular da bunu düşünün. Uzun lafın kısası. Şöyle bir toparlama yapıyorum. Alexandro, ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Emanuel Deniz, ben beklemiyorum. Ha, yoklama çekilmiştir hani kaç liradır diye. Yoklamaları saymıyorum ben transferden. Yoksa Alexandro'ya da yoklama çekilmiştir. Denize de çekilmiştir. Lafım yok. Albert Edis zaten gelmiyor. Samet Akaydın'ı diğer videoda da söyledik. Burada da az buçuk değindik. Olabilir. John Anthony Brooks beklemeyin. Luan Perez iyileşti. Belki de derbi kadrosunda yedeklerde yer alabilir. Başka Batshuayi gol attı. Won Sang-yum. Bana ulaşan bir bilgi yok ama ben orada subliminal duyum verdim. Oraya geri sarın. Tekrardan dinleyin o kısmı. Juventus. Alioski konusunda da söylediğimi söyledim arkadaşlar. Bir bakmışsınız. Sözleşme feshedilir. Arkadaşlar 19.07'ye ben videoyu tamamlarken sizlerden ricam aşağıdan abone olup bir de beğen butonuna basıp kanala destek olmanız. Lütfen arkadaşlar. Bir Fenerbahçeli olarak rica ediyorum.